Herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Elimde dünyanın en güçlü el konsolu bulunuyor. Tanıtıldığı günden bu yana merakla beklediğim Rock Ally bizlerle. Biliyorsunuz bu el konsolu kısmı PSP'den bu yana çok fazla hareketlenmemişti ama sonradan tabii ki Nintendo Switch'in ortaya çıkmasıyla beraber önemli bir hal almaya tekrar başladı. Daha sonrasında Steam'deki gördük, daha sonrasında Logitech vesaire de çıkartırken şimdiye kadarki en güçlü konsol Asus'tan yani Republic of Gamers kanadından geldi ve sunduğu özelliklerle her şeyiyle bu videoda bahsedeceğiz ama her zaman olduğu gibi tasarımıyla başlamak istiyorum. Tasarımına baktığımızda 28 cm metrelik uzunluğumuz, 11,1 santimetrelik yüksekliğimiz ve 2,12 ile 3,24 en kalın yerinde 3,24 santimetrelik de bir kalınlık var. Ama şaşırtıcı düzeyde 608 gram ağırlığında gerçekten kendini hafif hissettiren bir konsoldan bahsediyoruz. Tuşlarına baktığımızda karşıdan bakınca bizleri zaten 7 inçlik bir ekran karşılıyor ve solda D-pad'imiz analogun biri ters bir şekilde ayarlanmış. Yani aslında Xbox kontrolcüsü gibi ayarlanmış durumda. Burada A, B, X, Y tuşlarımız var. Yine burada menü tuşumuz, Armory Crate tuşumuz, bir diğer yandan kumanda merkezimiz ve ekranları ayarlayabileceğimiz tuşlar yer almakta. Özellikle şu kontrolcülerin yani analogların üzerinde bir de RGB aydınlatma var. Yani Armory Crate üzerinden bu aydınlatmaları da tabii ki ayarlayabiliyoruz. Ön tarafta bir diğer yandan iki adet hoparlörümüz var. Bunların sesleri de gayet iyi. Ona da değineceğim. Ama üst tarafa baktığımızda RBRT tuşlarımız burada yer alıyor ve arka tarafta da iki adet makro tuşumuz var. Yani siz buradan şu özellikle orta parmaklarınızla değecek şekilde ayarlamanız sağlanmış. Bunun yanı sıra üst tarafta parmak izi okuyuculu güç tuşumuz. Bu Windows 11'de açılırken direkt bir parmak izi okuyucusu durumu oluyor. LED ışığımız, onun yanında tabii ki güç bildirim ışığımız, ses açma kısmı tuşlarımız, tip C bağlantımız ama yanında bir kart girişi daha olduğunu görüyorsunuz. Bu özellikle daha önce ROG Flow serisinde de gördüğümüz XG Mobile. Yani buraya takılabilir bir ekran kartı desteği de mevcut. Hani Türkiye'de sanırım 3080'i vardı bulabileceğiniz ama yurt dışında 4090'a kadar bir ekran kartı desteğini burada sağlayabiliyorsunuz ve tabii ki ekstra güç desteği bir diğer yandan ekstra ekipmanla desteği sağlamış oluyor. Yanında bir micro SD kart girişimiz ve 3.5 mm'lik kulaklık jack girişimiz var. Özellikle işte kulaklıkla sessiz bir şekilde oynamak istediğinizde bunu net bir şekilde sağlıyorsunuz. Bir diğer yandan tutuş hissiyatı gayet iyi. İlk baktığınızda büyükmüş diyorsunuz. Tabii ki bir PSP'ye, PS Vita'ya göre falan filan büyük ama Steam Deck, işte Nintendo Switch ailesine göre baktığınızda gayet yeterli ve ben saatlerce oyun oynadığım oldu. Hani oynarken böyle ya ağırlık hissettiğim düştüğü olmadı ama sonuçta bir masaya ya da böyle benim oturduğum koltuk gibi bir koltuktan destek alırsanız sorunsuzca oynayabiliyorsunuz. Bu en büyük artılarından biri. Ekrana baktığımızda dediğim gibi 7 inçlik Full HD bir IPS ekran bizleri karşılıyor. Bu ekran bir diğer yandan 120 Hz tazeleme hızını sunuyor. Dokunmatik desteği de var. 500 nit parlaklığa çıkabiliyor. AMD FreeSync Premium desteği de burada mevcut. %100 RGB, %75,35 Adobe RGB desteği varken Gorilla Glass DXC parlama önleyici ve Gorilla Glass Victus'ta koruması var. Ve ben dışarıda oynadığımda da, içeride oynadığımda da herhangi bir şekilde parlama sıkıntısı falan yaşamadım ya da ekranı görememe sorunu yaşamadım. Ama detaylı baktığınızda parmak izini de fazlasıyla bırakıyor ama karşıdan baktığınızda bunun sıkıntısını kesinlikle yaşamıyorsunuz. Bu gayet rahat bir durum olduğunu söyleyeyim. İşin arayüz kısmına geldiğimizde zaten şuradan masaüstünü göster dediğim anda klasik Windows 11 arayüzü burada bizleri karşılıyor. İlk kurmaya başladığınızda klasik bir Windows bilgisayar kurar gibi oluyor. Çünkü bu bir el konsolundan ziyade aslında bir el bilgisayarı. Güçlü bir el bilgisayarı olarak ayarlanmış. Windows'un olması bizlere ne katıyor? Windows'ta yapabildiğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Klavye fare olmadan sadece dokunarak mı kullanıyorsunuz diyeceksiniz. Hayır. Sağdaki analog bir fare görevi de görüyor. İşte tabii ki tıkladığınızda normal sol klik, işte uzun bastığınızda sağ klik seçenekleri de mevcut. Bu konuda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ve bütün özelliklerini Windows'un kullanabilme kabiliyetiniz var. Ben ilk Windows'la beraber geldiğini duyunca eyvah dedim, Windows'tan kaynaklı birçok sıkıntı olacak falan. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu önemli bir avantajı. Ama siz daha çok bu arayüzde değil de hemen sağdaki Armory Crate'i açtığınızda Armory Crate SE olarak geçen buradaki özel arayüzü kullanıyorsunuz. Burada zaten oyun kitaplığınızı ayarlayabiliyorsunuz ki Xbox'tan, Steam'den, GOG Galaxy'den, Ubisoft Connect'ten ayarlamalar yapabilirsiniz. Bunun dışında
aslında EA'den, Epic'ten de oyunlar, uygulamalar kurabiliyorsunuz. Bu gayet rahat bir durum. Bir diğer yandan şuradan geçtiğimde mesela ben neler kurmuşum? RetroArch da kurdum. RetroArch diyelim daha doğrusu. Bu sayede rahatlıkla retro oyunları da, yani PSP'nin, Sega'nın, NES'in oyunlarını da oynayabiliyorsunuz. Ama ben de PC kanadında F1.22 kurulu, Forza Horizon 5 kurulu, Euro Truck Simulator 2 kurulu, Deadloop, Control, SnowRunner oyunlarını kurdum, oynadım. Daha öncesinde kurup sildiğim oyunlar da vardı. Özellikle kontrolcü desteği olan işte F1, Euro Truck Simulator, Forza gibi oyunları zaten rahatlıkla oynuyorsunuz. Tabii ki kontrolün de desteği var. Deadloop'un da desteği var. Kontrolcü değil de illa klavye fare gereken oyunlarda tabii ki bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama zaten birçok oyun haliyle kontrolcü desteğine sahip olduğu için hani Steam üzerinde, bir diğer yandan işte Xbox üzerinde, GOG Galaxy üzerinde her şeyi kullanabiliyorsunuz ki Steam'e girdiğinizde Steam'in o kontrolcü konsol arayüzü geldiği için de rahatlıkla bu arayüzden oyunları indirme, kontrol etme, silme, işte arama vesaire her şeyi yapabiliyorsunuz. Hani bu ayrı bir rahatlığı var bir diğer yandan ve çok kolay, çok rahat bir şekilde kullanım sağlıyor. RetroArch'ta da zaten arayüzü falan ayarladıktan sonra her şeyi ayarlamanız mümkün oluyor. Ben oradan da bayağı oyun yükledim ve bunların boyutları da haliyle küçük olduğu için ben buraya 128'lik bir SD kart taktım. Retro oyunlar onun içinde. Normal PC oyunları ise direkt C'nin içerisinde bulunuyor. Çünkü bir bilgisayar gibi çalıştığı için tabii ki C'nin içerisinde olması gerekliliğini söyleyeyim. Bunun yanı sıra baktığımızda kumanda merkezini, yani soldaki tuşa basarsanız da buradan çalışma modu arasında geçebiliyorsunuz. 10 wattla çalışan güç moduyla sessiz modu, 15 wattla çalışan performans modu, 25 wattla çalışan turbo modu var. Bunu bir de prize takarsanız 30 watta kadar yükseltebiliyorsunuz turbo moduyla beraber. Ama buradan kumanda, oyun yüzeyi, masaüstü otomatik ayarlama, işte klavye çıkarma, yani buradan direkt klavye kullanmanız gerektiğinde klavyeyi de çıkartabiliyorsunuz. Her şeyiniz var ve gerçekten kolay bir şekilde kullanım sistemi burada ayarlanmış durumda ve ben gerçekten bu kadar rahat beklemiyordum. Başta hatta eyvah dedim, bir iki sıkıntısı olacak. En ufak bir sıkıntısı olmadan kullanabildim. Bu benim en sevdiğim özelliğiydi. Ki içerisine baktığımızda bir adet özel üretilmiş AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisi var. Bir de bunun Z1 versiyonu da var. Birazcık daha düşük güç modlu olarak. Ama bizdeki ve Türkiye'de satılan versiyonu Z1 Extreme olduğunu söyleyelim. 8 çekirdek 16 izlekli bir işlemci, 5.1 GHz'e kadar da çıkabilme kabiliyetine sahip ve grafik tarafında AMD'nin Radeon grafiği var ama AMD'nin RDNA 3'ünü kullanan ve 2.7 GHz'e kadar çıkabilen bir dahili grafiği var ki dediğim gibi bir diğer yandan buradan XG Mobile'ı takarak ben istediğimde 3080'li XG Mobile geldi. Buraya takıp kullandığımda Ryzen Z1 Extreme'le beraber bu sefer 3080'i kullanıyorsunuz ve bu ekranda ya da farklı bir ekrana, tabii ki XG Mobile'e bir büyük ekran bağlayarak devasa ekranda da oyun keyfi sağlayabiliyorsunuz. Bir diğer yandan Türkiye'de de satılan versiyonun içerisinde 16 GB RAM, 512 GB depolama var. Bunu arttırma azaltma şansınız yok. 16 GB RAM'imiz LPDDR5 RAM, 512 GB SSD ise Gen 4 M.2 SSD olduğunu da söyleyelim. Bunu arttırma şansınız bulunmuyor. Sadece SD kartla beraber arttırabiliyorsunuz ki Z1 versiyonu da, Z1 Extreme versiyonu da 16 GB'la beraber geldiğini söyleyelim. Bağlantı kanadında zaten dediğim gibi Type-C ile beraber 65 Watt'tan bunu şarj edebiliyorsunuz. Çok küçük bir şarj aleti var. Telefon şarjlı aletleriyle de denedim. Onlarla doğruluyor. Ama bir diğer yanda işte bağlantı olarak burada bir kulaklık girişimiz ve XG Mobile girişimiz yer alıyor. Bir diğer yandan Wi-Fi 6E AX desteği var ve Bluetooth 5.2 desteklediğini de söyleyelim. Bu açıdan hiçbir sıkıntısı yok ama tuş hissiyatına baktığımızda mesela şuradaki D-pad boş bir D-pad, yani komple dönen bir D-pad ama yani seste falan da en ufak bir şey yok. Buradaki analoglar çok iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde çalışıyor. Bunun yanı sıra şu özellikle arkadaki tetikler o kadar rahat çalışıyor ki ben örneğin F1'de oynarken biraz daha işi manuele aldım ve gazı artık kendim ayarladığımda buradan dozajını çok daha rahat yapabiliyordum. Tıpkı Xbox kontrolcüsü ya da diğer işte Razer'ın, Logitech'in kontrolcülerinde olduğu gibi. Üzerindeki yerleşik hoparlör gerçekten iyi çalışıyor bu arada. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta şuradan Spotify'dan hemen bir şey açalım. Rahatlıkla bu arada Windows Spotify'ı açtım ve şöyle. Şu son. Hadi şey almayalım, telif almayalım. Ben şuradan No Copyright'tan bir şeyler açayım. Bu arada tabii ki. Yani bası, tizi falan. Hi-Res Audio desteği var zaten. %66.
%44, %24, bu bile yani oyun oynarken falan fazlasıyla yeterli. 16, 14, %10 ve tabii ki kapattım şu an sesi. Ama gerçekten şu hoparlörlerine hayran kaldım. Yani çok net, çok temiz bir şekilde verebiliyor. Zaten üzerinde tabii ki mikrofon da var, hatta şurada görebileceğiniz gibi. O da arkadaşlarınızla oynamak istediğinizde sesleri buradan net bir şekilde alabildiğini de söyleyelim ki. Yapay zekalı gürültü engelleme teknolojisi burada da var. Hi-Res Audio sertifikası mevcut. Dolby Atmos desteği var ve bu stereo hoparlörleriyle beraber gerçekten güçlü ve Smart AMP desteğiyle beraber de düzgün bir şekilde çıkarabilme kabiliyetine sahip. Ben bu açıdan fazlasıyla sevdim. Arka taraftan da baktığınızda burada havalandırma ızgaraları, işte ROG logosu ve boşluklu yapılmış ama yani maksimum bu kadar fan sesi çıkıyor. Yani ben o kadar oyun oynadım falan, bir böyle fena bir şekilde fan açtığını, elime ısı geldiğini de hiçbir şekilde hissetmedim. Ama hani bir işte yolculuk yaparken, uzun bir seyahat yaptığınızda uçakla, otobüsle kesinlikle bir kulaklığı takıp bununla saatlerce oynanabilir formda. Ha, oyun saat durumunda kendisi 2 saate kadar bir batarya ömrü olduğunu söylüyor. Ama işte tabii ki emülatörlerle falan, bir de çözünürlüğü HD'ye çeker falan, tazeleme hızını 60'a çekerseniz bunu 3-4 saate kadar uzatabiliyorsunuz çoğu durumda. Ama ben en iyi şekilde oynayacağım dediğinizde İşte 1,5-2 saat arasında maksimum oyun oynayabiliyorsunuz. İçerisindeki 40 watt saatlik bir bataryayla beraber. Ama 65 wattlık şarj aletiyle zaten şarj edebiliyorsunuz. O sırada turboya da alıp ekstra performans alabilmeniz de mümkün. Ve o sırada saatlerce oynayabiliyorsunuz ki kablo yeteri kadar uzun olduğu ve ağırlık yapmadığı için, buradan direkt tip C ile bağlandığı için de direkt bağlıyken rahatlıkla oynayabilmeniz sağlanmış. Ben ilk başta Nintendo Switch'e, sonradan Steam Deck çıkınca ona, en sonunda buna yükselmiştim. Ve beni ikna etmeyi başardı gerçekten. Hani bu kadar küçüklükte tabii ki büyük bir cihaz ama işte telefonda falan oyun oynamak yerine işte seyahatteyken, evde boş boş otururken PlayStation'ı açıp bir şeyler oynamaya üşenirdim. Ama burada skalanız çok geliştiği için, elinizde bir bilgisayar olduğundan dolayı Steam'deki bütün oyunlarınızı oynuyorsunuz. Epic'teki oyunlarınızı oynuyorsunuz. GOG'daki vesaire oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. RetroArch'la beraber birçok NES, işte Super NES, Sega, Commodore 64 falan, oradaki sevdiğiniz eski oyunları da oynayabiliyorsunuz. Ki kontrolcüleri ayarlamanız mümkün. Hem bunu Armor Crate'den hem RetroArch üzerinden özelleştirebiliyorsunuz ama Xbox kontrolörü olarak gören her şeyi de zaten bütün arayüz Xbox gibi olduğu için rahatlıkla kullanmanız da sağlanıyor. Bu arada Türkiye'den satın aldığınızda 3 aylık Game Pass desteği de var ki bu tam bir Game Pass sistemi. Yani ekstradan bir Game Pass alacaksınız. Xbox Game Pass'i. Oradan çıkan bütün yeni oyunları, yeni çıkacak oyunları da burada rahatlıkla oynayabileceksiniz. Böyle bacak bacak üstüne atıp rahatlıkla oynayabilmek de tabii ki benim gözümde oldukça önemliydi. Peki test sonuçları ve yaptığım 1-2 FPS testinde hangi sonuçları aldı? İsterseniz bir de onları görelim ve en azından Z1 Extreme'in performansını sizler de görmüş olun. Gördüğünüz gibi yani benim aldığım Cinebench değerleri de, 3D Mark değerleri de oldukça yüksek. Hatta 8 Gen 2'li cihazlarda 3D Mark Wildlife'ı kıyasladığımızda 2 kat fark var. Yani bir 8 Gen 2'nin 2 tane 8 Gen 2 gücünde bir işlemci içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama birçok laptopa göre de gayet güçlü ve ısınmadan sessiz bir şekilde, serin bir şekilde çalışabilmeyi başarabilen ve şimdiye kadar oynadığı kontrolcü destekli bütün oyunları rahatlıkla oynayabildiğiniz bir konsol haline gelmiş. Süreleri biraz daha uzun olabilir miydi? Ama o zaman daha ağır ve daha şey görürdük. O yüzden bir el konsolu için yeterli seviyede de olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsini topladığımızda evet, ben Ela'yı almak isterdim. Her şeyle beni rahatlıkla kullanıma adapte etti. Sadece hani ben bir sıkıntı yaşamadım ama ileride olursa, Windows'un bir saçmalaması olursa anca bu sefer sistem direkt etkilenmiş olacak. Peki sizler ne düşünüyorsunuz Ela hakkında? Bu gördüğünüz detayları, sunduğu şeyler hepsi sizler için güzel miydi? Lütfen yorumlar bölümünde aktarmayı
yorumlamayı unutmayın. Ekstradan benim anlatmayı unuttuğum, atladığım bir şey varsa da lütfen onları yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Ben de oradan size sorduğunuz soruya Ela ile alakalı cevapları veriyor olurum diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir böyle güzel ürün incelememizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.